Büyük Plan kanalından herkese merhaba. Türk mühendislerin geliştirdiği askeri metaverse teknolojileri altyapısı Miliverse'ün ilk tanıtımı NATO'da yapıldı. NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı, çevrim içi ve fiziksel olarak eğitim teknolojisi konferansı düzenledi. Yetkinlik durumuna göre sınırlı sayıda katılımcının davet edildiği etkinlik, 10 firmadan gelen yüzden fazla üst düzey yönetici ile 10-12 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Metaverse alanında güçlü altyapı, ürün ve projeleri bulunan BITES, NATO'nun eğitim ve öğretimini dönüştürmek için gelişen metaverse teknolojilerinden faydalanmak konulu sunumuyla workshop verdi. Yönetici Uğur Coşkun ve İş Geliştirme Direktörü İhsan Yusuf Akbuğa tarafından gerçekleştirilen sunumla şirketin askeri metaverse teknolojileri altyapısı, Miliverse'ün ilk tanıtımı da NATO'da yapıldı. Türk savunma sanayisi başta olmak üzere farklı sektörlerin yazılım tabanlı ihtiyaçlarını karşılayan Bites için Metaverse yeni bir kavram değil. Bites kuruluşundan beri geliştirdiği üç boyutlu içerikleri, sentetik çevre modellerini ve simülasyonlarını değişen müşteri ihtiyaçlarına göre farklı teknolojik çözümlerle sunuyor. Türk savunma sanayisi başta olmak üzere farklı sektörlerin yazılım tabanlı ihtiyaçlarını karşılayan Bites için Metaverse yeni bir kavram değil. Vites Kuruluşu'ndan beri geliştirdiği üç boyutlu içerikleri, sentetik çevre modellerini ve simülasyonlarını değişen müşteri ihtiyaçlarına göre farklı teknolojik çözümlerle sunuyor. BITS sanal ve hibrit fuar sistemi experexpo altyapısıyla geliştirilen ve ilk kez NATO'da tanıtılan Miliverse ise baştan sona kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda konfigüre edilebiliyor. Üç boyutlu sanal organizasyonlar ve kurumsal gereksinimlere yönelik yenilikçi bir çözüm sunuyor gözlüğü takan kendisini atak helikopterinin yanında buluyor. Uygulama, kullanıcıları ana salon ve bu salondan erişilebilen dört farklı sanal ortamla karşılıyor. Bu dört sanal ortam, iki farklı bakım hangarı, bir test showroomu ve konferans odasından oluşuyor. Miliverse'ün teknoloji gösterimi için Türk savunma sanayisinin ihracat başarısı da yakalayan ürünlerinden atak helikopteri seçildi. Geliştirilen bakım onarım modellemesiyle TUSAŞ tarafından üretilen ataka erişmek isteyen kullanıcı, VR gözlüğü ile giriş yaparak helikopterinin belirlenmiş söküm takım prosedürlerini yönlendirmelerle yapabiliyor. Diğer cihazlardan giriş yapan kullanıcılar ise söküm takım prosedürlerini canlı izleyebiliyor.